Arkadaşlar Osmaniye, Kadirli, Sumbas bölgelerinde mısır biçimleri, mısır hasadı devam ediyor. Dönüme 550 ile 1300 arası verim veriyor. Arkadaşlar mısırlar sıcaktan yandı bu sene. Maalesef dediğim gibi verimler çok düşük. 1000 kilonun üzerinde, yani 1 tonun üzerinde alan çiftçi sayısı çok az. Az sonra burayı bakacağız. Yine içerdöverimiz New Orleans'ın 50-70'i. En çok tutulan model buymuş mısır konusunda. Az sonra bakacağız verimine. Evet kardeşim, verimler nasıl? Valla verimler sıcak olduğundan çok düşük. Yani 1200-1300 veren çok nadir bir darı var. Genelde 500-600-800. Yani 1100 veren çok nadir. Evet. Tek bir tek dünden duyduğum bir arkadaşım 1300-1400 civarında bir darı vermiş. Onun haricinde çok düşük. Çok düşük. Bu sene çok düşük. Sıcaklardan dolayı aşırı maalesef bir düşük. Baksana kollara da bir bakalım. Bak kollar ufacık. Evet. Bir zerre. Evet. Yani 15 santim gelmiyor. Doğru. Yani böyle 22-23 santim gelecek yine şöyle olacak. Verim veremesi. Yani yoksa vermez. Evet. Ha, ucuna kadar da güzel tane doldurmuşsa kol küçük. Ya bundan sonra herhalde sıcaklardan dolayı bu şekilde olacak. Ben de öyle düşünüyorum. Alternatif olarak ne düşünüyorsunuz? Alternatif olarak ben soya olarak görüyorum. Kilosu 50 lira diyorlar. Yani dönümüne 200 ila 500 kilo civarında alıyorlar. Hadi 300 kilo bile alınsa, 200 kilo bile alınsa mısırdan gene de çok iyi diyorum ben. Evet, yani bunun alternatifini bulmak lazım. Alternatif olarak ben soy olarak görüyorum. Bir de bunun kadar gübre atmayacak. Tarlaya her yıl en azından 50 tabanı, 50 de üzerine. Evet. 100 kilo gübre atılıyor. Tarla çoraklaşıp gidiyor. Doğru. Mısır ekile tarlalar bitti. Yani şuna baksana Allah'ını seversen ya, şuna bu taraftan çeksene. Şuna bak ki. Şu darı ne verecek ya? Şu darı ne verecek? Beslemiyor ha. Doğru. İşte. Küçücük küçücük kol. Maalesef. Beslemiyor. Maalesef arkadaşlar durumlar bu şekilde. Yani mısırcılık bu şekilde bitiyor. Hele de fiyatlar bu şekilde olduğu sürece de maliyet ya, yüksek. Fiyatlar düşük. En kral alan 7,5'a alıyor. 7,5'a. O da vadeli herhalde. Yok, vadeli değil. Peşini alıyorlar. Evet. Ama 7,5'a. Ha bir yandan da düşünüyorsun, darının 10 lira olduğunu düşünelim. Bu sefer de yem fiyatları alıp başına gidecek, hayvancı sıkışacak. Evet. Ama maliyet yüksek, bu sefer çiftçi sıkışıyor. Yani iki arada bir derede kaldı millet. Ne yapacağımızı bilmez olduk. Aynen öyle verdik. Şuna baksana ya, küçük ya. İşte. Çok küçük. Yani bu küçüklük de ne verecek yine ya? Evet. Ne verecek? Arkadaşlar mısırın markası LG. İçerdöver 4 ton alıyormuş. Eğer balık sırtı olursa 4,5 tona kadar çıkıyormuş. Evet arkadaşlar, depo doldu. İlk depoyu döküyoruz. Thank you.
arkadaşlar, iki depo döküldü. 8 ton civarı şu anda. İşime devam ediyoruz. Arkadaşlar, traktörümüz Tümosan 80-95. Arkadaki römork 18 tonluk Sistan yapısı. Fakat balık sırtıyla 19 tona kadar çıkabiliyor. Bu şekilde. Devam ediyoruz.
Alır mı? Bir depo ya alır ya almaz. 18 tonlukmuş abi bu ya. He? 18 tonmuş. Yolu göstereyim. Yani girersen girin. Hey yavrum maşallah. Arkadaşlar bunun dolusu balık sırtı 18.8 ton alıyormuş. Mısır biçimi devam ediyor. Sanırım bir ton civarında verecek. Kendini belli etti. Dediğimiz gibi alternatif ürün düşünmek lazım. Sanırım soya fasulyesi ekmeği düşünüyor arkadaşlar bundan sonra. Artık mısır olmaz oldu bu tarlalarda.